Bildiğiniz gibi altını, gümüşü, doları, borsayı elimden geldiğince değerlendirmeye çalışıyorum sizlere ama eksik kaldığımız bir alan var. O da kripto paralar. Çok hızlı değişen bir teknoloji, bir yeniliği getiren bir çalışma sistemi ve ben de inanıyorum biliyorsunuz yani uzun zamandır söylüyorum. Bundan sonra niye kripto paraları Gökalp'le konuşacağız? Abi sen bu işin üstadlarındansın çünkü. Estağfurullah. Sağ ol beni de kırmadın geldin buraya kadar. Hem de bir borsayı yönetiyorsun kripto para borsasını. Doğrudur. Ama onun önce sen baya baya finansın içindesin. Döviz işlemleri yaptın, altın işlemleri yaptın ve bu işlerin nasıl olduğunu da biliyorsun. Nereden çıktı bu kripto işi diye sorayım önce sana. Bir evet. Kısaca anlat istersen. Ondan sonra da hem kripto paraları konuşalım hem gündemi konuşalım. Dolar kırılırsa Bitcoin ne olur? Bunların hepsini değerlendirelim. Çok kısa bahsedeyim. 2007-2008'den beri piyasanın içerisindeyim. Çok farklı menkul değerler şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptım. Türkiye'nin belki bir belki ikinci büyük yatırım bankasında FX ve MT trade ettim. Yatırım merkezlerine ve özel bankacılık şubelerine IDEA gönderdim 3 yıl boyunca. Bunun okulunu okudum. Zaten hani sistem mühendisiyim. Üstüne bir finans mühendisliği okudum Boğaziçi Üniversitesi'nde. Hala bitmeyen bir PhD'm var, bir doktoram var hala finansal ekonomide. Konvansiyonel finans piyasalarından geliyorum. Dedik ki her şey dijitalleşiyor. Eşyaların dijitalleşmesini konuşuyoruz. Yani diyoruz ki işte arabamı uzaktan çalıştırayım. Uyduyu oradan kontrol edeyim. Evi böyle kontrol edeyim diyoruz. Her şeyin dijitalleştiği yerde para da dijitalleşmeye başladı aslında 2008-2009 yılında. Bir makaleyle çıktı bu 8-9 sayfalık. Sonra bunun bir ihtiyacı çözdüğünü fark etti insanlar. Eşler arası dediğimiz peer to peer aslında tam İngilizcesi. Yani benden sana arada hiçbir aracı olmadan, Merkez Bankası, başka bir banka, bir takas bank, hiçbir şey olmadan ben sana direkt para gönderebiliyorum. Ve bunu tüm dünyada yapabiliyorum. Yani bir Türkiye'den Bolivya'ya, Libya'ya, Afganistan'a, Amerika'ya, Londra'ya, her yere. Eşler arasında bir para transferi sorunu vardı. Bu sorunu çözdü Bitcoin. Bu karanlık bir piyasa sayıda ama galiba. Başta en azından öyle miydi? Aynen öyle aslında. Başta zaten yani doğuş... Deep Web denilen mevzunun da içinden çıkan bir şey. Bravo, bravo. Yani aslında öyle. Zaten o ihtiyacı çözüyordu ilk başta. Ama sonra fark ettiler ki hayır bu konvansiyonel finans piyasalarında bankacılık sistemlerinin paraleli veya bir alternatif olabilir mi sorusu sorulmaya başlandı 2010-2011'lerden itibaren. Sonra evet bu galiba olabilir. Bazı ülkelerde pap 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 bu bir para mı, emtia mı, regülasyon yapsak mı, yapmasak mı soruları şu anda merkez bankaları dahi evet biz kendi paramızı acaba dijitalleştirsek mi sorularını soruyorlar. Dün Avrupa Merkez Bankası ECB Lagarde. Evet onun öncesinde FED açıkladı biliyorsun. Doları evet. Dijitalleştirme üzerine çalışıyoruz, deneyler yapıyoruz vesaire diye. Aynen. Ya ben mesela şeyi de anlamıyorum. Bir şey gelir bir şey yok olur illaki. Öyle bir şey olacağına inanmıyorum ben. Çünkü bu çok sorulan bir soru. Onu seninle de paylaşalım istiyorum. Kripto para gelecek, altın dolar gidecek falan. Yok ben de o kampta değilim. Birincisi altın nereye gidecek? Altın 5000 yıllık bir emtiyadan bahsediyoruz. Evet. Altın hiçbir yere gidemez. Yani altın olduğu yerde 170 bin ton civarında bugüne kadar çıkarılan altın var. Daha ne kadar rezerv olduğu da bilinmiyor. Yani hani suyun altında ya da karanın altında ne kadar rezerv olduğu bilinmiyor. Dünyanın birçok farklı coğrafyasına çıkarılıyor ve öyle geleneksel bir ürün ki hala her yerde Hindistan'da, Çin'de, Türkiye'de birçok yerde kullanılıyor. Bitcoin geldi ve doların dominansını ortadan kaldırdı veya euronun ya da TL'nin. Hayır bu olmayacak. Bitcoin olmaya devam edecek. Bankacılık ya da normal paralar dijitalleşmeye devam edecek. Belki fiziki para görmeyeceğiz. 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başlarında her nasıl kağıt para takası yavaş yavaş olmaya başladığını, legal tender dedikleri daha fazla dolaşımda olmaya başladı. 30'lara, 40'lara, 50'lere geldik. Bir akşam yemeğinin ihtiyacı olan Diners Club kartları çıktı. Sonra onlar kredi kartlarına evrildi. Biz bunu bilmiyorduk. 60'ta, 50'lerin başlarında insanlara deselerdi ki evet böyle bir kart olacak artık herkes bunu imkansız derdi herkes. Şu an bambaşka bir yerdeyiz. Aynen. Aslında şu anda paranın büyük bir bölümü zaten dijital ortamda değil mi? Fiziki anlamda para çok elimizde dolaşmıyor aslında. Çok doğru. Abi kabaca BIS rakamları kontrol etmem gerekiyor ama zannediyorum %3'ü falan. Sadece para dijitalleşmedi. Ürünlerin hepsi dijitalleşti ve türevleri doğmaya başladı. Yani ben bir dolar konuşuyorum. Dolar konuşmuyorum. Doların kontratını konuşuyorum. Opsiyonunu konuşuyorum. Onun opsiyonunu, onun 3 türevini konuşuyorum. Swap'ını konuşuyorum. Konuşuyorum. Bunların hepsi dijital olan, sana olan kısmı şişiren şeyler. Dediğin gibi evet fiziki çok az para var ama bu iyice az olabilir gelecekte. Biz artık cüzdanımıza hiç kağıt para hiç taşımayabiliriz. Hatta belki bir süre sonra bu para trafiğini kontrol etmek için tamamen yasaklanabilir bile. Türkiye'de olur mu bilmiyorum. Fiziki olan kısmı. Fiziki olan kısmı evet. Yasaklanabilir. Yani şunu diyebilir. Hayır kardeşim asla fiziki para trafiği yapmayacaksınız denebilir. Bu biraz daha ütopik ve fütüristik bir şey. Peki bu kripto varsayayım. Parayı öldürür mü? Ya da kripto paranın önünü keser mi? Tam tersi işine yarar. Ya bir şey soracağım sana. Şimdi çok düşük rakamlarda değil mi? 10 centler, 20 centler
centlerden falan bahsediliyordu Bitcoin için. 20 cent, 10 cent, 1 cent bunlar. O civarlardaydı tabii, değil mi? Bunlar konuşuldu. Peki bunlar konuşuldu. Oradan 20 bin dolara gelen bir rakamdan bahsediyoruz. Ya bu balon mu abi? Açıkçası şöyle, 20 bin dolar fiyatı evet biraz balondu. Yani ama 15 bin de az değil abi, 12 bin, 10 bin de az değil. Ama zaman geçti abi arada. Yani arada hani 2-3 yıl geçti ve insanlar kullanmaya başladı. Onun türev teknolojilerin üzerine çok şey inşa etmeye başladılar. O yüzden şu an farklı yerdeyiz. Şöyle bunu yorumlayabiliriz. Yine TL dolardan hani konuşalım veya sterlinden konuşalım. Orada herhangi bir ülkenin para birimi. Örnek veriyorum. Zannediyorum 2-3 yıl önceydi. Rubleyi, dolar rubleyi 30'lardan 40'lardan alıp 70'e kadar vurdular. Ruble mahvoldu. Petrol fiyatına tam ters korele bir hareket yaptı ve 70-75'lere gitti. Sonra Putin açıklama yaptı. Anlaştılar. Sonra rahatladı. 70 dolar ruble paritesi doğru bir parite miydi? Hayır. Aynısı Bitcoin için de geçerli. Oradan elbette ki gevşeyecekti bir yerlere vesaire vesaire. Demem o ki 20 bin dolar fiyatının içerisinde ben de evet o dönem ya bir saniye bunu fazla fiyatlıyorlar dediğim dönemdir. O dönemleri aslında biraz da sadece Bitcoin ya da işte para birimi ya da hisse senedi olarak değil başka bir şeyin konusu olmaya başlıyor. Davranışsal finansın konusu olmaya başlıyor. Orada insanların histerik fiyatlama hareketleri devreye giriyor. Ürünün ne olduğu önemli değil. 16. 17. yüzyılda laleydi. Bazen Bitcoin oluyor. Bazen ev oluyor. Tesla oldu. Bazen Tesla oluyor. Dolayısıyla o histerik fiyatlamayla ne zaman herkes tarafından konuşulup Bitcoin çok gidecekmiş dillendirilme orada biraz durmak lazım. O dönem zaten 18-19 bin dolarlarda falandı fiyat. Ben de onun balon olduğunu düşünüyordum. Şu an adil fiyatı bu mu dersen bu sorunun cevabı bende yok. Ama benim orta uzun vadeli projeksiyonumda Bitcoin mutlaka bulunduğu yerden çok daha yukarılarda bir yerde olacak. Neden? Çünkü her geçen gün bu teknolojiler üzerine bir şeyler inşa ediliyor. Sadece Bitcoin'in değil. Bitcoin'in bir arkadaşı var Ethereum. Onun başka bir arkadaşı var XLM, Ripple vesaire. Bu Ethereum'un üzerinde milyarlarca dolar var şu an. Milyarlarca ve bu projelere hem insanlar para yatırıyor, Ar-Ge'sine para yatırıyorlar. Artı içeride fiat currency dediğimiz normal TL doları veya işte sterlin çevirip Ethereum yapıyorlar ve şu anda milyarlarca dolar karşılığı Ether veya ERC20 altcoin'i var. Çok tekniğe girmeyeceğim ama demem o ki teknoloji, yatırım, Ar-Ge ayrılıyor. Oraya gittiğini görüyoruz dünyanın her anlamda dijitalleşme anlamında. Bunun çıktısı olarak da Bitcoin'in mevcut bulunduğu yerde kalmasını beklemiyorum ki zannediyorum 2038 civarı falandı. Tekrar kontrol etmem lazım istatistiklerden. Olan Bitcoin'lerin büyükçe bir kısmı zaten mine edilmiş olacak. Yani çok az. Bitcoin kıt bir kaynak. Mine dediğim madenciliği yapılmış ve bitmiş olacak. Evet, evet. Yani artık yeni madencilik yapılamıyor olacak. Evet, yani bu sefer de kıtlaşacak o. Evet, zaten kıt bir kaynak. Daha da kıtlaşacak. Velhasıl Bitcoin'deki bu fiyat hareketini sadece yani o zamanki 20 bin dolarlık olan yükselişini sadece Bitcoin olarak yorumlamamak lazım. Benzerlerini işte Tesla veya zamanında altın ve gümüş. Gümüşte yaşadık biz bunu. Evet. Aynısını. 16. 17. yüzyılda lalede yaşadık. 2008 öncesinde Amerikalılar ev fiyatlarında yaşadı. Şu an araba fiyatlarının Türkiye yaşıyor mu? Yaşıyor olabilir. Yaşıyor olabilir. <Evet. gülüyor> Velhasıl, ikinci elde değil mi? Evet ikinci elde yani hani inanılmaz yani. Hani 100 bin liralık arabanın 250 bin olduğunu görüyorum yani. Hani yani birkaç ayda. Şey diyorum ben yakında bir arabayla bir ev alınacak. O noktaya geliyor iş. Aslında 2000 öncesindeki tabloyu konuşuyoruz. Türkiye o anlamda geriye doğru gidiyor. Çok doğru. 2000 öncesinde bir arabayla Bravo. Bir ev alınabiliyordu. Şimdi tekrar oraya doğru geliyor. Çok doğru ve hatta ben küçüktüm o zamanlar. İnsanlar yatırım yaparken eve mi arabaya mı yatırım yapsam ikilemini yaşıyordu. Çünkü tabii, araba tabii. aldığında da değerleniyordu. Ev aldığında da değerleniyordu. Aynen. Evin kira getirisi vardı fazladan. Aynen aynen. Bir de geleneksel bir şeydi. Geleneksel bir şeydi. Evet. Çok. Bitcoin'deki o fiyat hareketi bir bubble aslında. Evet 2017'deki fiyat hareketi. 20 bin dolardaki fiyat hareketi aslında bir balon muydu? Sanki biraz balondu. Şu anki fiyat adil fiyat mı? Bunun cevabını emin ol veremem. Ama şunu biliyorum. Bitcoin kendi rüştünü piyasa tarafından kabul edilme gerçeğini bu pandemiyle aştı. Neden? 3 hareket yaptı Bitcoin. Mart'ın başında, Şubat'ın sonunda altınla birlikte insanlar ilk başta böyle kriz dönemlerinde en güvendikleri şeye kaçarlar. Biz de benzer şeyler yaşadık. Ne yaptık? Akşamleyin gidip para çekmeye çalıştık. Pandemi olduğunda daha hiçbir şey bilinmiyorken Şubat sonu Mart başında insanlar her şeyi sattılar. Hisse senedini sattılar. Güvenilir olmayan para birimlerini sattılar. TL özelinde değil sadece hepsi yani gelişmekte olan ülke para birimleri dahil. Arjantin, Venezuela, hepsi. Brezilya, Güney Afrika hepsi satıldı. Hepsi. Ve hatta gelişmiş ülke para birimlerinden bile satın oldu. Hmm. Diğer tarafta Bitcoin altınla birlikte hareket etti. Altın da satıldı o dönem. Bitcoin de düştü. Yani Bitcoin 3500-4000 dolara kadar düştü ama biliyorduk ki fiyatı o değil. Bitcoin'in oralarda durmayacak. Çok dipti orası. Altın da düştü. Önce bir toz bulutu gitti. Toz bulutu gittikten sonra dediler ki bir saniye evet bu bir kriz ve biz bu krizden çıkacağız. Merkez bankaları ne yapıyor? Para basıyor. Mali ve finansal destekler açıklıyor vesaire. Altın fiyatlanmaya başladı. Tekrar toparlamaya başladı. 1400-1300'lerden hatta belki biraz daha düşük. Bitcoin'e 4000'lerden 12.000-14.000'lere kadar gitti. Şimdi 10.000'lerde dengeleniyor. Demem o ki bu finansal hareketi, piyasa hareketini Bitcoin diğer finans piyasalarıyla birlikte
paralel götürdü. Şu olabilirdi. Pandemi başında evet 3000'e düştü ve hatta daha da düştü ve oradan çıkamadı. Bunu yaşayabilirdi. Bu olmadı. Bu süreci ben şöyle değerlendiriyorum ve öyle tanımlıyorum. Bitcoin sanki rüştünü ispat etti bu dönemde. Şu anda da merkez bankalarının mali destekleri, finansal destekleriyle açıkçası hükümetlerin ve merkez bankalarının bollaşan likidite ve dijitalleşen ortam Bitcoin'in ve dijital varlıkların işine yarıyor. Yarayacak da gelecekte. Peki sen mesela Bitcoin'i hangi enstrümanla daha paralel görüyorsun? Altınla mı? Kesinlikle altın. Değil mi? Yani ben de öyle düşünüyorum da onun için. Altın yükseldiği zaman Bitcoin'de de yükselişler gözleniyor. Düştüğü zaman onda da düşüşler gözleniyor ama daha agresif oluyor. Çünkü şöyle altını elinde tutan sadece dijital olarak trade eden insanlar değil. Koca koca fonlar, merkez bankaları evet. Bir sürü. Dolayısıyla fiyat hareketleri görece daha stabil oluyor. Bakma altın da çok volatil de. Tabii tabii. Ama Bitcoin'deki gibi bir şey yok. Ama şöyle bir rakamsal da gerçek var. Bitcoin ile altın arasındaki korelasyon yani bağıntı Bitcoin olduğu tarihten itibaren şu an en yüksek seviyesinde. Aylık bazda baktığımızda. Bu dediğimiz bizi doğruluyor. Tamamen paralellik kurulmuş diyorsun yani. Bayağı paralel yani, gidiyorlar. Yani, bayağı paralel gidiyorlar. O zaman burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben biraz ukalalık yapayım. Estağfurullah. Sen de buna de ki hayır kardeşim öyle değil ya da böyle de. Altın fiyatları önümüzdeki süreçte öyle ya da böyle çok agresif bir şekilde yükselecek. Bu benim fikrim. Tabii ki kimseye bu arada yatırım tavsiyesi falan vermiyoruz. Kim ne yapacaksa yapsın. Altın agresif yükselecek deme sebeplerim arasında Doğu Akdeniz'de var, Orta Doğu'daki gelişmeler de var, merkez bankalarının teşvik paketleri var, hükümetlerin teşvik paketleri var. Çok İşte doğru. Amerika-Çin ilişkilerin her gün gerilmesi mevzu var. Var oğlu var yani. Çok doğru. Altından 1000 tane şey çıkıyor. Onun için ben altındaki bu seviyelerin çok gerçekçi olmadığını, buralardan bir mal toplandığını, önümüzdeki dönemde önce 2100 sonrasında 2300 dolara giden bir altın göreceğimizi düşünüyorum. Ve bunların iyi ihtimal olduğunu düşünüyorum. Pandeminin ikinci dalgası ekonomileri daha da daraltırsa bana göre iş 2500 ve 3000 dolarlara gidecek. Daha da derinleşirse bu işin içinden çıkılmazsa çok başka yerlere gidebilir diye düşünüyorum ben altınla ilgili. Hı hı. Bu benim fikrim. Hı hı. Nedenlerimi de koyuyorum ortaya zaten. Hı hı. Şimdi altınla paralel bir ürün var. Üründen bahsediyoruz. Bir tarafta gelenekselciler var. Altın dolar alırım kardeşim diyenler. Bir tarafta da kardeşim ben altın alırım dolar alırım ama aynı zamanda eğer ki karlılığı varsa bunu da alırım diyenler var. Bu söylediklerin hepsine eksiksiz altına imzamı atarım. Artı Bitcoin'de bunların üstüne bir de şu var. Altının kullanılma alanlarını az önce söyledim. Çok kısıtlı. Yani işte uzay teknolojisinde biraz tıpta bir de süper iletken olarak bazı yerlerde kullanılıyor. Biliriz işte hani ses. Cep telefonunda falan filan. Çok kısıtlı. Ama Bitcoin öyle değil. Bitcoin üzerine yazılan blockchain zinciri üzerine yazılan teknolojilerin de kullanımları artıyor. Bir de bu var. Nasıl altına biz diyoruz ki işte para birimleri var, dolar var, euro var. Altın var ve insanlar altın alıyor. Amerika orada olmasına rağmen insanlar altın alıyor. Bitcoin'de biraz böyle. Yani Bitcoin'de diğer o bahsettiğim teknolojilerin altını o halde o teknolojilerde yapılacak geliştirmeler, atılımlar, o teknolojilerle yazılmış para birimlerindeki yükselişler de Bitcoin'e yarayacak. Senin saydığın maddelerin ötesinde. Onlar var, bir de bu var. Süper. O zaman gel biraz somut konuşalım. Evet. Ben diyorum ki altın işte 2300-2500'e gidiyor. Oranlayalım istersen bunu biraz. Hı hı. Bugün işte 1930'larda, 40'larda, 50'lerde olan altının neredeyse %20-25 oranında yukarıya gitmesinden bahsediyoruz yakın zaman içerisinde. Hı hı. Şimdi bunu Bitcoin'e uygularsan 12.500-13.000 dolarlara kadar giden bir Bitcoin. Orası balon mu yoksa değil mi? Biraz bunu değerlendirelim. 12.000-12.500 dolar şu an 10.000 civarlarında Bitcoin. 12.500-13.000 dolar, 13.000'e de çıkarttım ben şimdi. 13.000-13.500-13.000 dolarlık Bitcoin fiyatlaması Bitcoin'in hemen varabileceği bir yer. Bir dakika, hemen 13.000 dolara gidebilir diyorsun yarın. O zaman bana hemen yarın öbür günü söyle. Hemen yarın öbür gün hani kısa orta uzun söyle. Anlıyorum. Kısa vadede Bitcoin'in 12.000 ila 14.000 arasında fiyatlanmasını, orta vadede 15.000 ila 20.000 dolar arasında fiyatlanmasını, uzun vadeden kastım da 1 yıl falan yani daha uzun değil. 1 yıl vadede de 20.000 dolar ve üstünde fiyatlanması benim için çok şaşırtıcı olmaz. Yatırım tavsiyesi elbet değil ama bugüne kadarki bilgi birikim tecrübemle ben fiyatların oraya doğru yönelmesini beklerim. Balon dedin ama biraz önce. 2017 idi o. Şunu da söyledim. Dedim ki 2017'den baktığımda daha o zaman ne? Ethereum Network'ü bu durumda. DeFi projeleri yok. Merkez bankaları bu işlere girmemiş ve hatta öcü gibi bakıyorlar. Goldman Sachs, JP Morgan arka arkaya bu teknolojiler balon açıklamaları yapıyor. Bu açıdan baktığımda kötülenen bir piyasa, regüle edilmemiş henüz ve değilleyerek bakılan bir piyasa. Bu fiyatlama evet biraz balondu. Ama şu an orada değiliz. Şu an merkez bankaları katılıyor bu işe. Kanada'da, Japonya'da, Estonya'da, hatta yavaş yavaş İngiltere'de, belki yakında Türkiye'de regülasyon açıklanacak ve geliyor da insanlar yapıyor da bunu. Bu noktada destekliyorsa eğer merkez bankaları ve büyük yatırım bankaları, büyük oyuncular, o halde Bitcoin zaten burada kalamaz. 20.000 dolar değil.
değil yani onun fiyatlaması, o fiyatlamanın karşılığı. Ama 12-13 bin dolar hemen diyoruz. Her an olabilir diyoruz. Her an olabilir. Yani biz bunu konuşuyoruz, kapatırız. Gelecek hafta sonu cuma günü bakarız. Fiyat 12 bin dolara gitmiş, 12 bin 500 dolara. Çünkü Bitcoin zaten volatil dedik ya. Hani biraz oynak. İşte o oynaklığın karşılığı da işte bu. Hemen oralara gidebilir. Ama buradan aynı düşünceyle 7 bin dolara düşer mi? Onu soracağım. Hayır, düşmez. Onu beklemiyorum. Güvenli varlık dediğimiz, güvenli liman olarak insanlar Bitcoin'e de sığınıyor artık. Ciddi misin? Evet. Yani biz... güvensiz değil mi artık Bitcoin? Şöyle bunu yorumlayalım. Hala çok az biliniyor insanlar tarafından. Çok popüler evet oldu falan filan ama hani gerçek olarak insanlar tarafından çok az biliniyor. Zaten bu yayınlardaki bizim gayemiz de biraz insanlar bunu daha çok bilsin, öğrensin. Hı. Ama varlık değişimlerine baktığında da yatırımcı şunu düşünüyor. Benim elimde bir sepet dolar var, euro var ve Bitcoin var. Ve işler kötüye gidiyor şu an. Faizler, reel getiriler Amerika'da -0.04'lere vurmuş bazı yerlerde. Bu durumda Bitcoin alacak bu adam. Yani o bir şey sepetinin içerisinde Bitcoin var artık. İşte o yüzden bu pandemi dönemi bunun rüştünü ispat etti. Yani diyorum. 7 bin dolar falan beklemem diyorsun ama bir gevşeme olursa maksimum düşeceği nokta ne olarak görüyorsun? Mesela ben altında 1860'ın altını çok fazla beklemem. 9400-9500 dolarlar. Yani çok az bir düşüş bekliyorum. Çok az bir düşüş. Çok sınırlı bir düşüş bekliyorum açıkçası. Eğer örnek veriyorum yani bunların hepsine tabii şerh koymak lazım. Şu anda görünen o ki merkez bankaları ve hükümetler blockchain projelerini destekliyor. Libra'ya gıcıklar galiba. Altındaki rasyonel biraz sıkıntılı bir rasyonel çünkü. Öyle yani, mi? Mark Zuckerberg hepsi benim olsun. Öyle olmuyor ama yani. Ama şunu yapıyor. Mesela Amerikan hükümeti şunu yaptı. Pandemiden sonra onlara bir para dağıttılar biliyorsunuz. 1000-2000 dolar herkese. Dediler ki bunu önce USPS'ten oranın PTT'si Amerika'nın. Oradan gitsinler alsınlar. Okey. Sonra dediler ki hayır biz bunu blockchain'le dijital para olarak dağıtalım. Dijital dolar dağıtalım dediler. Çok güzel fikir. Virgül biliyorsun seçimler geliyor Amerika'da. Ve insanlar oy kullanacak. Ve oy kullanmaya gitmeye çekinen bir grup var. Bazı eyaletlerde de oy kullanılması istemeyen de bir yerel otoriteler. Şundan dolayı pandemi kaygılarından dolayı. Bunu nasıl çözelim diye soruyor hükümet. Şöyle çözelim diyorlar. Yine oranın PTT'si USPS'le diyorlar ki oyları toplayalım. İnsanlar postaya koysun, mühürlesin, göndersin. Bunun tabii güvenlik kaygıları var. Yolda ne olur kim bilir o oylara. USPS de diyor ki yöneten bu sayı çünkü çok büyük bir lojistik bir insan gücü. Hükümetin şu konuda da çalışma yaptığını ya acaba biz bunu blok zincirle bu oyları kullandırtabilir miyiz sorusunu sorduğunu ve bu konuda çalışma yaptırdığını biliyoruz. İşte Bitcoin'in altındaki o diğer arkadaşlar dedim ya akıllı kontratlar ve diğer teknolojiler işte böyle haberlerle zaten besleniyor. Bitcoin 9500-9400'den daha dibe düşmesini beklemem şerhi bir hükümetin merkez bankasının çıkıp da evet biz bunu komple yasaklıyoruz. Regülatif anlamda bu Çin'de. Çin'de bir ya, ara uğraştılar bu işle. Tıkları gibi. Böyle çok net keskin bir söylem gelmezse öyle bir şey bekliyor musun Gökalp? Onu da beklemiyorum açıkçası. Ama çünkü orada da şu var yani öyle bir şey olursa da kripto para bir ihtiyacı öyle ya da böyle karşılamaya devam eder. Tekrar karanlık alanına geri döner yine değerlenir. Aslında Bitcoin dediğimiz zaman hep doları konuşuyoruz. Yani dolar karşılığını konuşuyoruz. Ama doların Türkiye'de yükselme, kırılma ihtimallerinin çok yoğun olduğu bir dönemden de geçiyoruz. Özellikle bu Moody's de onu işaret ediyor. Dolar bir anda 14-15 lira olursa adamın elindeki Bitcoin'in ne olacağını da konuşmak gerekiyor. İki katına çıkacak. İzleyenler şuradan direkt bir bağ kurabilirler. Gram altın, dünyada altın fiyatları aynı iken de yükseliyor. Nasıl yükseliyor? Çünkü gram altının fiyatlaması altında iki tane varlık var. Biri altın, biri dolar. Dolar TL yükseliyor, gram altın da yükseliyor. Bitcoin'in fiyatı doğru kalsa da doların yükselmesi, TL'nin değer kaybetmesi, Bitcoin'in TL karşısındaki değerini de yükselecek. Çünkü tüm dünyada bu varlık dolara karşı fiyatlanan bir şey. Bitcoin dolarda bir yükseliş bekliyoruz. Bir, Bitcoin TL'de yükseliş bekliyor muyuz? Yani TL'ye karşı Bitcoin'e bir yükseliş bekliyor muyuz? İki kere bekliyoruz. Burada tek ayrıntı şu. Sepette yer almalı mı, almamalı mı aslında? Sen öyle bir sepet yapsan, o sepette kripto paranın alanı ne olurdu? Daha çok mu, daha mı az olurdu? O sepette kripto olur muydu? Kesinlikle olurdu. Çünkü portföyleri ya da sepetleri yaparken hani diyoruz ya yumurtaların hepsini tek sepete koymayalım diye. Sepette biraz dolar olsun, euro olsun, o olsun, bu olsun. Şimdi biz bekliyoruz euronun, altının, doların yükselmesini. Velhasıl dolar yükselmedi diyelim. Dolayısıyla bu sepeti çeşitlendirmenin bir çıktısı da riski dağıtmak, azaltmak. O sepette mutlaka kripto para olmalı. Kripto para diye bir orada blok açılmalı ve o olmalı. Örnek veriyorum %5, %10, %20 neyse artık bunun adı. Portföye göre. %3, %1 neyse bunun adı. Daha bulundurmak istiyorsan. Aynen öyle evet. Yani. Sonra onun içinde de yani o kripto para için açtığınız boşlukta da biraz Bitcoin olabilir, biraz Ethereum olabilir, biraz başka şeyler. O başka şeyleri daha sonra gelecek programlarda konuşuruz.
Hani nasıl yapacağım? Ya konuşalım istiyorum. Özellikle o altcoin'leri konuşalım. Yani çok fırsatlar olduğu söyleniyor. Evet. Fırsat altcoin'ler çıkartalım Gökalp. Olur tamam. Gelecek vaat edenler falan. Bir yıl çünkü çıkıyor değil mi? Çok çıkıyor. Biz de o konuda seçeceğiz. Hı-hı. Açıkçası borsa olarak. Her altcoin de kendi bünyemize almıyoruz. Rasyonelini araştırıyoruz, bakıyoruz. Hı-hı. Ama altcoin'ler var değil mi senin borsada? Var. Da? Madem borsa muhabbetine girdik biraz konuşalım. Çünkü hı-hı, çok soru geliyor bununla ilgili. Hı-hı. Ben mesela kripto paralarla ilgili zaman zaman videolar paylaşıyorum. Hı-hı. Şu sorulmuştu. İyi de kardeşim nereden alacağız biz bunu? Türkiye'deki borsalar üzerinden mi alınıyor buna? Bunu biraz aç ya. Aynen öyle. Yani Türkiye'de bizim gibi borsalar üzerinden bu alınıyor. Hı-hı. Türkiye'de yatırımcının ulaşabileceği, telefonla ulaşabileceği, gidip görebileceği ilk borsayız biz. Yani hı-hı, biz yatırımcı geldikten sonra ona bir yatırım uzmanı atıyoruz. Bir müşteri temsilcisi atıyoruz. Telefonla konuşabiliyor. Buradan alsam mı satsam bunları konuşabiliyor. Parasını nasıl tutacağını konuşuyor vesaire. Bunların dışında... Bir dakika. Müsaaden olursa eğer, hı-hı, senin telefonunu ve linkini koyacağım. Elbette. Çok mutlu olurum. Açıklamalar bölümüne. Çok mutlu olurum. Çünkü sahiden soruyorlar. Telefonu da koyabilirim. Elbette. Telefonu da koyacağım. Linkini de koyacağım. Oradan ulaşıp sadece bilgi de alabilirler bu arada. Kesinlikle. Yani bununla ilgili de lütfen geri çevirmeyin bizi izleyicileri. Estağfurullah ne demek. Buyursunlar. Yani yerimiz Maslak'ta. Şu konuda da çok rahatız. Finansal okuryazarlığı ezelden beri çok destekleriz biz. İnsanlar okusun istiyoruz. Daha yeni popüler bir kripto para ve blockchain kitabının sponsorluğunu aldık. Yeni bir baskısını biz yaptık. Süper. Onları yatırımcılara gelip biz ziyaretten yatırımcıya dağıtıyoruz. Ben bu kripto paraları öğreneceğim. Çok da istiyorum. Size de yatırım yapmayacağım veya yatırım yapacağım. Hiç bu sorulara gerek kalmadan biz diyoruz ki o telefon açsın bize. Hattın ucunda biri var. Ona çok iyi rehberlik verebilir. Neyi aldık, neyi almaması gerektiğini, nasıl alması gerektiğini fikrini verebilir. Şunu diyebilir yatırımcı. Ya ben kripto para alacağım. Alacağım. Ancak bunu cebime koyup gitmek istiyorum. Size güveniyorum ama bu benim cebimde dursun. Hay hay. O konuda da yardımcı oluyoruz. Nasıl? Bunun ufak cüzdanları var teknolojik. Ledger. USB gibi düşünün. Güvenli mi onlarda? Güvenli. Sektör onu kullanıyor. USB'yi kaybettiğin senaryo için bile bir senaryomuz var aslında. Yani ona bir tane kağıda yazabilir. Unutmayacağı. Ama mail atmasın. Fotoğrafını çekip mail atmasın bir yere. Sağa sola. Sağa sola. Katlayıp kasasında saklayabilir. Tamam. Veya banka kasasında saklayabilir. Neredeyse artık. Kendi Bitcoin'e biz diyoruz ki zaten gerçekten erişilebilen tek borsa mottomuzun altında bu. Yani müşteri istiyorsa Bitcoin'i veriyoruz. Gidiyor. 7/24 bu laf değildir. Gerçekten denesinler lütfen. Gecenin 3'ünde bizim telefonumuzu çevirsinler ve orada bir tane gerçek bir insan bulacaklar. Ona destek veren. Bizim bu borsaları kurma sebebimiz biraz da buydu Selçuk. Çünkü ya ben bunu yaşadım. Yani aradım, ettim. Ulaşamıyorum. Param var ve ulaşamıyorum borsa. Dedim ki bir dakika bu iş böyle olmaz. Biz kolları sıvayalım vesaire. Bir soru daha o zaman. Geldim abi ben sana. Hı-hı. Bana abi işte 10 tane Bitcoin ne para varmış ama değil mi? 10 tane Bitcoin. 10 tane Bitcoin ver dedim. Ama ben cebime alacağım gideceğim dedim. Evet. Ya da tersi sana güveniyorum senin borsanda dursun dedim. Eyvallah. İki gün sonra ya baba ben ev almaya karar verdim. Araba almaya karar verdim. Altın alacağım. Başka bir şey yapacağım. Türk lirası olarak buna ihtiyacım var. Ya da döviz olarak ihtiyacım var dedim. Orada ne kadar hızlı bu iş dönüyor? Müşteri yine borsamıza giriyor. Hı. Yani internetten. Tamam. Borsaya girdikten sonra elindeki 10 tane Bitcoin'i bozuyor. TL'ye çeviriyor. 800 bin TL civarında falan şu an. Sonra diyor ki ben 800 bin TL'mi benim adıma olan yani kendi adına olan şu IBAN'a çekmek istiyorum diye basıyor. O basmasıyla bankasında olması arasında kabaca 5 ila 7 dakika falan geçiyor. EFT kadar hızlı yani. Tabii. Bir şey daha sorayım sana. Bitcoin çok pahalı bir şey abi sonuç itibariyle. Yani benim illa 10 bin dolarım mı olması gerekiyor Bitcoin'e yatırım yapmamış? Çok güzel bir soru. Değil. Bugün cebinizde 500 TL'niz varsa da 200 TL'niz varsa da Bitcoin alabilirsiniz. Çünkü Bitcoin'e bir tane Bitcoin almak zorunda değilsiniz. 0.001 tane alabilirsiniz. Ya da 100 TL'lik, 200 TL'lik, 500 TL'lik daha fazla bir ürün almak istiyorsanız Ripple alabilirsiniz. BAT alabilirsiniz. XLM alabilirsiniz. Yani piyasayla birlikte hareket eden. Ama Bitcoin de alabilirsiniz. 10 bin dolarlık ya da 70-80 bin TL'lik bir param yok. Ama Bitcoin almak istiyorum. Hay hay buyurun alabilirsiniz. Bitcoin'in bugün Türk lirası karşılığı ne? 75 bin o civarlarda. O civarda. Hı-hı. O zaman diyelim ki kur kırıldı. 14 lira civarında bir rakama ulaştı. Aman yarabbim. Eşittir Bitcoin ne abi? 150 bin mi? Kabaca evet. Çarpı 2 direkt. Tabii direkt çarpı 2 yani. Ve hatta şöyle de bir şey oluyor. Dövize ulaşmak zor ya. Vergi var ya. Biraz da farklı fiyatlanıyor. Bitcoin'in TL karşılığındaki piyasaları. Bitcoin TL'nin fiyatı da örnek veriyorum. Matematik hesabı 74.480 TL diyelim. 74.480 TL'den fiyatlanmıyor. 75.500-600 TL'den falan fiyatlanıyor. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Vergi yok çünkü. 1-2 tik yukarıda fiyatlanıyor. Ufak ufak toparlayalım. Haftaya devam ederiz. Elbet. Ama haftaya hazırlıklı gel. Altcoin konuşalım. Tamam. Zengin
zengin edecek altcoin'ler. Tabii şaka bir yana. Mesela Ripple'ı, Ethereum'u vesaire bunların geleceğini mutlaka konuşmamız gerekiyor ama aynı zamanda senin böyle gözüne çarpan çok sağlam coin'ler vardır. Sizin borsada da olması önemli bence. Zaten onun için koyuyorsunuzdur borsaya diye tahmin ediyorum. Kripto paralarla ilgili bilgi almak istiyorsanız da arkadaşlar açıklama bölümüne hem senin telefonunu vereceğim hem de borsanın tam adresini link olarak koyacağım. Oradan gidip borsayı da inceleyebilirler. Aynen. Kripto paraları da inceleyebilirler. Kripto paraların ben geleceği olduğu kanaatindeyim. Ama bir şer koyuyorum. Ne alırsanız alın arkadaşlar. Sadece kripto para için geçerli değil bu. Altında alsanız, dövize de girseniz, başka alanlarda yatırım da yapsanız, kaldıraçlı işlemler yapıyorsanız kaybetmeye mahkumsunuz. Haftaya tekrar Gökalp'le birlikte olacağız. Kripto paraları konuşacağız. Altcoin'leri konuşacağız. Hepinizi bekliyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.